Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken dün HDP İl Başkanlığı'na İzmir'de yapılan menfur saldırıyı ve işlenen alçakça cinayeti lanetliyorum. Mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin il merkezine yapılan bu saldırıda gencecik masum bir insan yaşamını yitirdi. Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Son 3 yıldır siyasi yaşamımızda kutuplaşma ve gerginlik artıyor. Tehdit dili toplumsal barışımıza ve özgürlüklerimize kastediyor. Devlet krizi her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Karanlık eller bir süredir gazetecilere, siyasetçilere, siyasi partilere yönelik fiili saldırılarını arttırdılar. Defalarca söyledim, demokrasilerde özgürlüğün bedeli sürekli ihtiyatlı olmaktır. Biz bu kirli senaryoları daha önce de gördük. Milletimiz aynı kirli suda bir kere daha yıkanmayacak kadar tecrübelidir. Milletimizin güvenlik kaygılarını arttırarak, korkuyu manipüle ederek, demokrasi ve özgürlük taleplerini baskı altına almaya kalkanlara bu millet artık geçit vermeyecektir. Biz bu ülkenin demokratları olarak demokrasimize, özgürlüğümüze, toplumsal barışımıza sıkı sıkıya sarılacağız. Sandığın milletimizin önünden kaçırılmasına, milletimizin iradesinin gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ülkeyi yöneten ittifakın başındakiler muhalefeti "bunlar iyi günleriniz" diyerek tehdit ediyorlar. Ya bizimlesiniz ya da bugünleri ararsınız diye şantaj yapmaya kalkıyorlar. Biz bunlara asla ama asla pabuç bırakmayız. Milletin can ve mal güvenliğini sağlamak, ülkeyi yönettiğini söyleyen hükümetin görevidir. Bu saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır. Bu Erdoğan şahsım hükümetinin namus borcudur. Hükümet saldırganı, bu eylemin planlayıcılarını, gerçek failleri hızla yargının önüne çıkartmalıdır. Siyasetçiler, siyasetçilere, siyasete ve medyaya yönelik daha önceki saldırılarda görevini savsaklayan hükümet artık bu sorumluluktan kaçamaz. Erdoğan şahsım hükümetine sesleniyorum. Görevinizi bir hakkın yapın. Yapamıyorsanız milletten özür dileyip emaneti sahibine derhal iade edin. Değerli basın mensupları, 19 yılda ülkemizde ne yazık ki kirlenmeyen, çürümeyen, çökülüp çökertilmeyen hiçbir şey kalmadı. Ünlü şairimiz Özdemir Asaf'ın dizelerindeki gibi, Erdoğan şahsım hükümetleri elinde bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Bunlar iş başına gelirken kendilerine ak dediler. Ama 19 yılın sonunda mafya babalarını ev halkına katıp ak baba oldular. Ülkemizin kaynaklarına, geleceğine, umutlarına ak baba gibi çöktüler. Ama ak babanın dostluğu, ak babaların dostluğu leş bitene kadar sürermiş. Leş bitti, evde kavga başladı. AK Parti'nin içinde kavga aldı yürüdü. Taht kavgaları, saray entrikaları, kumpaslar, şantajlar, 10 bin dolarlar, 10 milyon avrolar havalarda uçmaya başladı. İçişleri Bakanı kavga sırasında mafya elebaşından 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söyledi. Erdoğan sustu. AK Partililer sustu. Medyanın büyük bölümü sustu. Savcılar ise olan biteni seyretti.
Biz ise bu vahim beyanın takipçisi olduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na milletvekilleri şahibi altında bakana bu ismi sor dedik. Nihayet bu atama bakan 3 hafta sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na gitti. İçişleri Bakanı mafya elebaşının maaşa bağladığı siyasetçinin halen vekil olmadığını söyledi, oradan çıktı. Bu bakan mafyadan rüşvet alan siyasetçi hakkında savcılara tam 1 ay sonra bilgi verdi. Savcılar ise o gelmeden kendisini davet edip doğrudan soruşturma yapmaya geçemediler. Bu arada bakanın suç örgütü elebaşına rüşvet verdiğini söylediği, rüşvet verdiğini söylediği elebaşı çıktı. Dedi ki, ne 10.000 doları kardeşim dedi. Çantalar dolusu para verdim dedi. Bir AK Parti MKYK üyesine çantalar dolusu para verdiğini söyledi. Ama yine Erdoğan'ın da partisinin MKYK'sının da gıkı çıkmadı. Savcıların da re'sen harekete geçtiğini bu itiraflar üzerine görmedik. Ama parayı aldığı söylenen AK Parti'nin MKYK üyesi ben elçiyim, elçiye zeval olmaz diyerek belli yerlere mesajını da verdi. Yargı niye sesini çıkaramıyor? Çünkü ülkeyi yönetenler ilkin yargıya çöktüler. Hem de bir defa değil, birkaç defa çöktüler. Önce hoca efendilerinin müritleri eliyle yargıya çöktüler. Sonra 20 Temmuz sivil darbesini fırsat bilip AK Partili il ilçe yöneticisi avukatları hakim savcı yaparak bir kez daha yargıya çöktüler. Ne güzel diyor Ziya Paşa. Hakimin davacı, mübaşirin tanık olduğu bir davada o mahkemenin verdiği hükme adalet denir. Bugün ülkemizde tuz koktuysa kimi kime şikayet edeceğiz? Pislik ortaya saçılmış ama dava açacak tek bir savcı ortada yok. Skandallar bir değil, 10 değil. Bir bakan Ruhsar Pekcan kendi bakanlığına mal satıyor. Suçüstü yakalanıyor ama hakkında açılan herhangi bir soruşturma yok. Yine bir siyasetçi mafyadan 10.000 dolar maaşa bağlanmış. Bunu ülkenin İçişleri Bakanı söylüyor ama ismini vermiyor. Bunda da ne İçişleri Bakanı'na ne de bu siyasetçiye açılan bir dava yok. Bugün Adalet Bakan Yardımcısı dönemin İstanbul Başsavcı vekilinin vekiliyken kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerine konmuş tedbirin ivedilikle kaldırılmasını istiyor. Mahkemede olmayan bir masak raporuna istinaden tedbiri kaldırıyor. Soruşturmada bu şahsın ifadesi bile alınmıyor. Sezgin Baran Korkmaz önce İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor, sonra da apar topar yurt dışına kaçıyor. Sonunda masak bir rapor hazırlıyor. Milyonlarca dolar kara para aklandığını bu raporla tespit ediyor. Mahkeme bu sefer Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklama kararı veriyor ama artık kuş uçmuş, geçmiş olsun. Bu rezalete de açılan bir soruşturma yok. Bir sözde gazeteci, bu Sezgin Baran Korkmaz'dan Ankara'da mukim bir klikle arasını yapmak için 10 milyon avro istiyor. Bunu yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz söylüyor. Başka gazeteciler de böyle bir pazarlığa ait ses kaydını dinlediklerine şahitlik ediyorlar. Yetmiyor. Havuz medyasının birçok ünlü kalemşörünün Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde ağırlandığını gösteren fotoğraflar ortalığa saçılıyor. Ama savcılar ne hikmetse bu konuyu da merak etmiyorlar. Savcılar ne bu ses kaydına şahitlik eden gazetecilerin ifadesine başvuruyor
ne de bu sözde gazeteciyi çağırıp bu Ankara'daki klik kim? Bu kliğin içinde hangi siyasetçiler, hangi hakimler, hangi savcılar, hangi bürokratlar var diye sormuyor. Bütün bunlar ortadayken Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri ne yapıyor? Bu olan bitenin bir tanesi için bile bir soruşturma başlatıldı mı? Bunları gerçekten milletimiz adına soruyoruz ve öğrenmek istiyoruz. Bugün Türkiye'nin her karış toprağından adalet çığlıkları yükseliyor. İşte Gaziantep'te yaşanan Duygu Delen vakası. Daha 17 yaşında gencecik bir kızcağız. Hayata nasıl veda ettiği hala belli değil. En son arkadaşının evinde balkondan düştü deniyor. Tartışmalı bilirkişi raporları, birbirinden farklı uzman görüşleri. Ve bu önce cinayet deniyor, bu uzman görüşlerinde en son olarak da balkondan düştü. Ve mahkeme sonunda sanığın ev hapsiyle tahliyesine karar veriyor. Bakın bu karar, dün geldiğimden beri insanlarla konuşuyorum, Gaziantep'in ve hatta Türkiye'nin vicdanını yaralıyor. Gaziantep'lilerin gönlü bu karar nedeniyle hiç de rahat değil. Susan görevini yapmayan sadece yargı mı? Medyanın büyük kısmı da ülkedeki skandallara sessiz. Neden? Çünkü ülkeyi yönetenler sadece yargıya değil, medyaya da çöktüler. Gazetecilik mesleğini çürütüyorlar. Gerçek gazetecileri hapislere atıyorlar. İşlerinden ediyorlar. Bu kutsal mesleği hanutçuların, çantacıların, komisyoncuların eline bırakıyorlar. Halka gerçekleri anlatacak bağımsız medyayı kirli rant havuzlarında boğuyorlar. Çiftçinin bankası Ziraat Bankası'ndan bu işler için aktardıkları 750 milyon dolara aldıkları bu krediye yandaş medya baronları çöküyor. Kendi yandaşına son derece müşfik olan bu hükümet, iş çiftçimize, besicimize gelince onları görmüyor. Seslerini duymuyor. Bankalar, tarım kredi kooperatifleri borca batan çiftçinin traktörüne, ineğine, arazisine çöküyor. Dün çiğ süt fiyatları açıklandı. Üreticilerimiz prim dahil sütün litresine 4 lira istediler. Ama bu iktidar vere vere 3 lira 20 kuruş verdi. Yetmedi, yıl sonuna kadar da size bir kuruş zam vermem dedi. İneğin verdiği sütün fiyatı sabit. Ama ineğin yediği yemin fiyatı serbest. Sadece son bir yılda süt yemi fiyatı %73, besi yemi fiyatı da %71 zam görmüş. Bir kilogram sütle bir kilo yem alınamıyor. Bu hayvancıya ne demek biliyor musunuz? Süt üretmeyin, inekleri kesin, siz bu işten vazgeçin demek. Çok açık söyleyeyim. Dünya üzerinde kendi çiftçisine, kendi üreticisine, kendi hayvancısına bu kadar gaddarlık yapan başka bir hükümet göremezsiniz. Herkes gıda güvenliğinin peşinde koşuyor, bizimkiler üreticiye eziyet ediyor. Bu yönetim devletin ihalelerine de çökmüş vaziyette. Kamu ihale kanununu eleye çevirmiş durumdalar. 56 ayrı kanun ya da kanun hükmünde kararname ile ihale kanununda 200'e yakın değişiklik yaptılar. Bu ucube rejimin düğmesine basıldığı 2014'ten 2021 bu yıla kadar, yani adrese teslim yapılan ihalelerin tutarı 38 milyar dolar. Bugünkü kurla Türk lirasına çevirirseniz yaklaşık 330 milyar Türk lirası ediyor. Bu arada
Türk lirasıyla devlete iş yapmayı kabul eden müteahhitlere de devlet parasını ödemiyor. Ama milletin kesesinden tek kuruş çıkmayacak diyerek yaptıkları kamu özel işbirliği projelerine verilen avrolu dolarlı garantiler tıkır tıkır bütçeden ödeniyor. Sadece bugünümüze değil, bu garantilerle yarınımıza da çöktüler. Bu projelerle milletin vergilerine, bütçesine çöktüler. Salgının başından bu yana geçilmeyen köprü ve yollar için, uçulmayan havaalanları için 5 havuz müteahhidine yapılan ödeme 22 milyar 771 milyon lira. Aynı dönemde 84 milyona verilen karşılıksız hibe desteği ise sadece 10 milyar lira. Yandaşlarına yutturdular salkımı, millete de verdiler talkını. Şimdi Beşli Çete Azerbaycan'daymış gördük televizyonlarda. Bu şirketlerin sahipleri o kadar imtiyazlı ki. Hatırlayın, Libya'ya giden gemimize baskın olmuştu. Büyükelçimiz 5 saat boyunca Cumhurbaşkanı'na ulaşamamıştı. Ama bunlar Erdoğan'a istedikleri an ulaşıyorlar. Milletin iffetli analarına küfreden müteahhit şantiyedeyim diyerek Erdoğan'ın özel telefonuna konumunu atıyor. Erdoğan da hemen ona geri dönüyor. Şimdi saray hükümetinin bakanlarına tavsiye ediyorum. Bir daha acil olarak Erdoğan'a ulaşmak istediklerinde bu yandaş alo müteahhit hattını kullansınlar. Devlet krizinin geldiği şu noktaya bir bakın. Bu yönetim Merkez Bankası'nda hine hacette kullanılacak ihtiyat akçesine, milletin kefen parasına bile çöktü. Yetmedi kayınpeder damat bir oldular. Kasadaki 128 milyar doları erittiler. Yok yere çökerttiler. Şu anda Merkez Bankası kasasında bankaya ait tek bir sent yok. 11 Haziran itibariyle Merkez Bankası'nın döviz bilançosu 36 milyar dolar açık veriyor. Ülkenin bağışıklık sistemi çöktü. İşte bugün bu yüzden dünyanın en yüksek faizini veren 7. ekonomiyiz. Ülke risk primimiz hala en yakın rakibimizin 2 katı. Ve bugün küresel piyasalarda bir kelebek kanat çırptığında Türkiye'de fırtınalar kopuyor. 2 gün önce Amerikan Merkez Bankası Başkanı 2013 Mayıs ayında yaptığı gibi yeni bir parasal sıkılaştırmanın işaret fişeğini atacak bir konuşma yaptı. Türk lirası daha ilk anda en çok değer kaybeden para birimi oldu. Daha önce faizleri makul seviyelere indirmiş Brezilya, Rusya gibi ülkelerin merkez bankaları faizlerini arttırarak bu yeni konjonktüre uyum sağlamaya başladılar bile. Ama biz hükümetin yanlış politikaları nedeniyle bir kere daha yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumuyla karşı karşıya kaldık. Faiz zaten çok yüksek. Herkes şikayet ediyor. Ekonomi nefessiz kalmış. Bir de faizi yükseltseler milletimiz iyice boğulacak. Bütçenin ilk 5 aylık sonuçları ortada. Faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %25 artmış, 81 milyar 457 milyon liraya ulaşmış. Yok faizi düşürmeye kalksalar bu sefer de Türk lirası hızla değer kaybetmeye başlayacak. Millet dövize, altına koşacak. Ardından gelecek enflasyon tsunamisi ve faiz artışı sarmalı altında milletimiz kalacak. Merkez Bankası bu yüzden iki cami arasında beynamaz kaldı. Yeni Merkez Bankası yönetimi iş başına geldiğinden bu yana 4 defadır faize hiç dokunamadı. Halbuki faizi düşüreceklerdi.
Ama bu çaresizlik de piyasaların iyice dikkatini çekmeye başladı. Türk lirasındaki değer kaybı %19'luk korkunç bir faize rağmen sürüyor. Ekonomide sıkışan, hine hacette kullanılacak ihtiyaç akçelerini tüketen, rezervleri çökerten Erdoğan, şimdi koltuğunu koruyabilmek için ülkemizin ulusal hak ve menfaatlerini de gözden çıkarabiliyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile o çok istediği yüz yüze görüşmeyi sonunda yaptı. Peki bu görüşmeden bize ne çıktı? Biz ne aldık? Kim karlı çıktı? F-35 uçaklarını elimizden almışlardı. Geri alabildik mi? Hayır. Peki F-35 uçakları için verdiğimiz 1,5 milyar doları geri alabildik mi? O da hayır. Amerikan Kongresi'nin uyguladığı yaptırımları kaldırabildik mi? O da hayır. S-400 meselesi çözüldü mü? O da hayır. 2,5 milyar dolar verip aldığımız bu füzeleri kullanabilecek miyiz? Öyle gözüküyor ki o da hayır. Tüm bu sorular, tüm bu sıkıntılar masada duruyor. Peki Erdoğan Brüksel'de ne yaptı? Ben söyleyeyim. Mehmetçiğimize Afganistan'da nöbet yazdırdı. Bir de bunu biz kimden öğrendik? Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan. Meclis ne oldu? Bu kararları meclis verir. Tek başına Cumhurbaşkanı da veremez. Meclisi yine takmadı. Türk askerlerinin canı Amerikan senaryolarında rol kapabilmek için ileri sürüldü. Mehmetçiğimizin canı bu kadar ucuz mu? İçimizi acıtan olaylar bununla da sınırlı değil. Erdoğan her seferinde içeride atar yapıp dışarıda ayar yiyor. Bu sefer de Brüksel'de farklı bir şey olmadı. Oraya giderken 24 Nisan'ı gündeme getirmeden geçmek mümkün değil dedi. Brüksel'de gazeteciler ecdadımıza soykırımcı diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşmede bundan duyulan rahatsızlık kendisine anlatıldı mı diye sorduğunda gülerek, hem de gülerek, hamdolsun 24 Nisan hiç gündeme gelmedi deyiverdi. Yandaş bir yazar sonradan diyor ki, toplantıda Biden'ın bizim heyeti mest ettiğini, mest etmiş. O nedenle de bu konu gündeme gelmemiş. Anlaşılan Biden Erdoğan'ın mal varlığını gündeme getirmemiş. Bu nedenle de toplantı hiçbir şey talep etmeden geçmiş gitmiş. Mutluluk içinde. Erdoğan şahsi hükümeti Türkiye'nin en haklı, en meşru davalarını bile artık savunamıyor. Ülkemizin yıllardır savunduğu tarihi gerçeklerin dünyadaki siyaset bezirganları tarafından çöpe atılmasına, eğilip bükülmesine ses dahi çıkaramıyor. Ama hiç olmazsa Asala terör örgütünün hunharca katlettiği 31 diplomat ve diplomat yakınının sızlayan kemiklerinden biraz utanmak gerekiyor. Değerli basın mensupları, İşte bu yönetim Harun olacağız diyerek iş başına geldi. Şimdi hepsi Karun oldu. Milletin evladı tek bir iş bulamazken elindeki işini, sazını, dükkanını, tarlasını, ineğini, atölyesini, fabrikasını yitirirken ülkemiz korkunç bir biçimde mülksüzleşiyor. İnsanımız korkunç bir şekilde mülksüzleşiyor. Mülkünü kaybediyor. 10 milyon işsizimiz var. 17 milyon 921 bin yurttaşımız ayda 1239 lirayla geçinmeye çalışıyor. Bunu da ben söylemiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu söylüyor. Ama sarayın beslemeleri 2 maaş, 3 maaş, 5 maaş günlerini gün ediyorlar. Milyarlarca lira alıp günlerini gün ediyorlar. Son 3 yılda yoksullarımızın sayısı 2 milyon 57 bin kişi artarak 17 milyon 921 bine ulaşmış. Artık ülkede her 5 kişiden biri yoksul. Bu rakamlara
kapsadığı dönem itibariyle daha salgının yıkıcı etkileri, yakıcı etkileri de yansımamış durumda. Ülkede yaratılan toplam gelirin yarısını nüfusun %80'i alıyor. Toplam gelirin diğer yarısını ise nüfusun %20'si arasında pay ediyor. En zengin %5'in ise tüm gelirin neredeyse 1/4'ünü alıyor. Ne demişti üstadları? Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Bugünün Türkiye'sinde durum tam da bu. Nüfusun %32'si yani 26.363.000 kişi beklenmedik bir harcama çıkarsa bunu karşılamakta zorlanıyor, karşılayamıyor. Nüfusun %59'u yani 48.550.000 kişi evinden uzak bir hafta tatil yapamıyor. Ve en acısı nüfusun %37'si yani 30.538.000 yurttaşımız sofrasına iki günde bir et, tavuk veya balık olan bir kap et yemeği koyamıyor. Ve bu ülkede 19 yıldır iktidar olanlar yarattıkları bu tablodan utanmayıp muhalefete açları buyurun, siz doyurun diyecek kadar izanlarını kaybedebiliyorlar. Ama Erdoğan dahil hiç kimse merak etmesin. Milletimizin sabırsızlıkla beklediği ilk sandıktan sonra bu ülkede kimsenin yatağa aç girmemesini sağlayacağız. Türkiye'yi yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolarla ayağa kaldıracak projelerimiz hazır. Yeni kurallarda ilk sırayı yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem alıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Herkesin Cumhurbaşkanı olacak. Kuvvetler ayrılığını ve bağımsız yargıyı yeniden tesis edeceğiz. Seçim yasasını değiştireceğiz. Milletin vekilini milletin seçmesini sağlayacağız. Yine siyasi ahlak yasasıyla ülkemizde siyaseti içine düştüğü çıkmazdan çıkaracağız. Ekonomide yeni kuralımız borçla değil üreterek büyüme olacak. Sağlık ve gıda gibi stratejik alanlarda kendi kendine yeterlilik için kamucu yaklaşımı benimseyeceğiz. Asgari ücretten vergi almayacağız. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri ILO normlarıyla uyumlu hale getireceğiz. Parasal, mali ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli tüm düzenlemeleri derhal yapacağız. Bu yeni kuralları yeni kurumların üzerinde yükselteceğiz. Ülkenin istişareyle yönetilmesi için ekonominin tüm aktörlerini bir masada birleştiren Ekonomik ve Sosyal Konseyi vakit geçirmeden toplayacağız. Adaletli bir vergi sistemi için Ulusal Vergi Konseyi'ni oluşturacağız. Hesap veren siyaset için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Bu komisyonun başkanı da muhalefetten olacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için Aile Destekleri Sigortası Kurumu'nu hayata geçireceğiz. Ülkede hesapsız, kitapsız, keyfi iş artık yapılmayacak. Stratejik Planlama Teşkilatı'nı mutlaka hayata geçireceğiz. İşte tüm bunları yapmak için daha önce ülkeyi en derin krizlerden çıkarmış yeni kadroların, yeni Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının iş başına gelmesi gerekiyor. Milletimiz artık bunların ne yaptığını görüyor. Notlarını veriyor. Bunlara yerlerini göstermek için, evlerine yollamak için sabırsızlıkla sandığı bekliyor, gün sayıyor. Artık vakit tamam. Sandıktan kaçma, yakamızdan düş Erdoğan diye feryat ediyor. Peki bunlar ne yapıyor? Ortaklarıyla birlikte seçim yasalarında neler yapacaklar? Nasıl değiştirecekler? Dar bölge mi olsun, baraj mı olsun bunu tartışıyorum. Buradan açıkça ifade ediyorum. Öyle gözüküyor ki artık Cumhur İttifakı sonun başlangıcında olduğunu görüyor. O nedenle de şimdi seçim yasalarını tartışmaya başlıyor. Bir yönetim seçim yasalarını değiştirmeyi tartışmaya başlıyorsa
artık o yönetimin kendisi de bu yolun sonuna geldiğini görüyor demektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Evet.